Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar hasatımızı çok şükür bitirdik. Hasattan sonra 1-2 gün dinlendik. Dinlendikten sonra arkadaşlar tabi işler bitmek bilmiyor, devam ediyor. İlk başta arkadaşlar yapacağımız şey hiç toprağımıza bir şey vermeden, ağacımıza bir şey vermeden, çünkü ağacımız yükten kurtulduğu için ağacımıza hemen bir bakır vereceğiz. Arkasından bor, çinko vereceğiz arkadaşlar. Potas vereceğiz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Toprak tahlili yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci sırada hasattan sonra toprak tahlili var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toprak tahlilini neden yapıyoruz veyahut da yaprak tahlilini neden yapıyoruz? Şimdi önce toprak tahlili neden yaptığımızı açıklayayım. Toprak tahlili arkadaşlar, yani bizim toprağımızdaki hangi maddelerin olup olmadığı, hangi maddelerin yetersiz olduğu, hangi maddelerin de fazla olup ağacın alamadığı, bunları biz ayrıntılı bilmek istiyoruz. Bu da tahlil ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi toprak tahlilinde mesela geçen sene arkadaşlar 40 lira. Hani böyle bazı arkadaşlar bunu çok böyle abartıyor, gözüne büyütüyor da. Bu çok basit bir şey arkadaşlar. Yani bulmuş olduğunuz ilde, ilçelerde. Bunu bakanlık sitesinde arkadaşlar, yani laboratuvar yerleri belli. Yani tahlil yapan yerler belli. Oradan en azından internetten girerseniz hemen görürsünüz. Geçen sene 40 liraydı. Bu sene de taş patlasın arkadaşlar 100-150 liradır. Ama normalde yapmış olduğun huzurlu şeyler hesaplarsan bunun milyonlarca üzerine çıkıyor arkadaşlar masraf olarak. Şimdi toprakta yapmış olduğumuz analiz arkadaşlar, yaptırmış olduğumuz analiz bizim bir yıllık yol haritamız olacak. Tabi burada toprağımızın ne istediğini, ne istemediğini, neyin ne kadar istediğini onlar işte tahlil sonucunda biz görebileceğiz. Yoksa yaprağa bakaraktan bazı şeyleri fark ederiz ama arkadaşlar tam neticeyi alamayız. O yüzden mutlaka toprak tahlilini yaptırın. Şimdi yaprak tahlili neden istiyoruz arkadaşlar? Yaprak tahlili de toprakta olup da ağacın alamadıklarını bilmemiz için, o zaman da işte yaprak tahlili lazım arkadaşlar. Kısaca toprak tahlilini nasıl yapacağız? Onlardan bahsetmek istiyorum. Normal bir 10 dönüm tarlada arkadaşlar en az 10 belli bölgelerden, yani zikzak çizerek tarlanın sınırları değil biraz içe doğru 10 farklı bölgeden toprağımızı yaklaşık bir 30 santim arkadaşlar toprağı kazıp kek dilimi yaparaktan yukarıdan aşağı doğru normal bir 5 santim kalınlığından yine bel küreğimizi batırıp onu zaten şimdi göstererek yapacağım arkadaşlar. Toprak tahlili yapacağız. Şimdi zeytin ağaçlarında arkadaşlar normalde toprak tahlili 10 santim ile 60 santime kadar alınıyor. Yalnız zeytin kökleri genelde yüzeysel çalıştığı için 60 santime kadar gerek yok arkadaşlar. Ama almak isteyen tabi alabilir. Ona herhangi bir şey demiyoruz. Ama zeytin genelde yüzeysel çalıştığı için 0.30-0.40 yeterli arkadaşlar zeytin için. Ama diğer farklı ağaçlarda, derin köklü ağaçlarda arkadaşlar tabi onu daha derin almamız gerekiyor. Şundan da biraz bahsedeyim. Peki toprak analizi yapmamız için tarlamızdan toprak yani numuneler nerelerden alacağız arkadaşlar? Şimdi özellikle çalı çırpı olan yerlerden alınmaz arkadaşlar. Hayvan gübresi dökülen yerlerden alınmaz. Ateş yakılan kül olan yerlerden alınmaz. Ağacın hemen böyle taban altından işte yaprakların döküldüğü yerden alınmaz. Nereden alacağız? Ağacın, tam iki ağacın ortasına gelecek şekilde bu aradan arkadaşlar. Yine ağacımızın ortasına gelecek şekilde bu aradan alacağız. Alırken de arkadaşlar öncelikle toprağın yüzey olaraktan, yani normalde şöyle bir 3 santim 5 santim yüzey olarak temizleyeceğiz arkadaşlar. Yani o yüzeydeki toprağı almayacağız. Bizim için önemli olan 5 santim ile 30 santim arasındaki, yani kökün çalışmış olduğu yerdeki arkadaşlar, oradaki numanelerden alacağız. Şimdi normalde arkadaşlar söylemiştim, yani 10 farklı bölgeden numune alacağız. Bu numuneler daha sonra karma yapıp, yani herhangi bir bez üzerinde arkadaşlar karma yapacağız. Yapmış olduğumuz karmanın içerisinde kök parçası, taş, sert olan herhangi bir, yani toprak olmayan cisimleri topraktan ayıracağız. Tamamen arkadaşlar karma usulü yaptıktan sonra bu bir kova da olabilir, bir çuval da olabilir arkadaşlar almış olduğunuz numune. Ama bizim için 2 kilo yeterli arkadaşlar. Bunu da güzelce eleyin. İçerisindeki taşları falan atlayın. Bunun kuru veyahut da yaş olması önemli değil. Zaten götürmüş olduğunuz tahlil merkezlerinde arkadaşlar. Bunu zaten kurutuyorlar. Bu bayağı bir işlemden geçiyor.
İkincisi arkadaşlar, bize sadece toprak analizi yetmiyor. Bunun yanında yaprak analizi de bize lazım. Yaprak analizinde arkadaşlar, yani normalde bahçemizdeki ağaç eğer farklı farklı yaşlarda ise her ağacın kendi yaşına göre numune almamız lazım arkadaşlar. Farklı yaşlardaki ağaçlardan numuneleri farklı alacağız. Peki biz ağaçlardan yaprak numuneleri almak için nelere dikkat edeceğiz? Özellikle omuz hizamıza gelecek şekilde ağacın güney, kuzey, doğu, batı bölgelerinden numune alacağız arkadaşlar. 2'şer tane yeterli. Omuz hizasında olacak. Alırken arkadaşlar mesela şimdi şu filizi örnek alalım. Bunun en uçtaki değil arkadaşlar. En tabandaki yaşlı da değil. Ortadan evresini tamamlamış, yani böyle tam oluşumunu sağlamış olan yapraklardan alacağız. Bu mesela hasar görmüş yapraklar, işte hasatta hasar görmüş, traktör çarpmış, dal kırılmış, kırılan dallardan falan değil. Sağlam yapraklardan, sağlam dallardan alacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar alırken numuneyi biz ağacın mesela şöyle filizin şunu arkadaşlar şöyle yakın çekelim. Şimdi biraz önce de söylemiştim. En uçta değil, en tabanda da değil. Nereden? Ortadan alacağız arkadaşlar. Alırken de şu şekilde sapı elimizde kalacak arkadaşlar. Şu şekilde sapı elimizde kalacak. Yani yaprağın dibinden değil, sap elimizde kalacak. Yani anlatmak ne kadar da şey olsa arkadaşlar, örnek daha iyi geçiyor, onu biliyorum. Şimdi bu ağaçta bir yaprak numunesi yapalım. Omuz hizam nedir arkadaşlar? Omuz hizam hemen burası. Şimdi geldim. Ağacın en uç yaprağından almıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bak, zeytin sineği hala devam ediyor. Bak parmağıma geldi, kondu. Yani bu sene bizim başımızın belası oldu. Her sene arkadaşlar, yani Eylül ayında bitiyordu bu. Farklı bir konuya geçtik biliyorum ama paylaşmak güzeldir. Bak şu anda elimde arkadaşlar. Bu sene hala devam ediyor arkadaşlar. Geç hasat yapan arkadaşların vay haline. Onlar tabii şu anda kurt bayağı bir vurdu. Ve bu arkadaşlar şu anda elimdeki dişi. Bak arkasında bir çıkıntı var. İğnesi var arkadaşlar. Bu dişi arkadaşlar. Şimdi tekrar yaprak tahlilimize gelelim. Yaprak tahliline omuz hizamızda dedik arkadaşlar. En uçtan da değil, en tabandan da değil. Ortadan şu şekilde iki tane alıyorum arkadaşlar. İki tane aldım. Saplar elimde kaldı. Geçtim ağacın. Ağacın doğu tarafına geçtim arkadaşlar. Yine tabandan değil, uçtan değil, ortadan arkadaşlar. Bu sefer bundan bir tane aldım. Hemen omuz hizamdan bundan bir tane aldım arkadaşlar. Sapları elimde. Kuzey tarafına geçtim. Genelde bak arkadaşlar hep omuz hizamda alıyorum. Yine ortadan arkadaşlar. İki tane daha aldım. Şimdi yani bu şekilde arkadaşlar. Ama şimdi mesela böyle hasattan sonra aşırı yorgun ağaçlar. Tamamen arkadaşlar ağaçlar yani fazla tutkun da olunca. Fazlasıyla şey harcadı arkadaşlar ağaçlarımız. Potas harcadı. Bunlar potas eksikliği arkadaşlar. Bak şu böyle yaprakları, hasarlı yapraklar almıyoruz arkadaşlar. Yani omuz hizasında da olsa öyle yapraklar almıyoruz. Biz sağlam yapraklardan alacağız. Yani şu şekilde arkadaşlar sağlam yapraklarımızdan alacağız. Ve sapları üzerinde olacak. Şimdi yine biraz önce söylemiştik arkadaşlar, 10 dönüm yerden, 10 farklı bölgelerden işte toprak analizi alacağız. Yaprakta da aynı arkadaşlar. 10 dönüm yerdeki işte belli ağaçlarımızdan işte seçtik. Yine 10 ağaç temsil edecek, yani bizim 10 dönümü temsil edecek. 10-12 fark etmez arkadaşlar. 10 ağaçtan arkadaşlar 100 yaprağa yakın yaprak alacağız. Yani şeylerde, bez torbalarda veyahut da poşetlerde arkadaşlar. Muhafaza edeceğiz. Eğer hemen ulaştırma imkanınız yoksa mutlaka bunu dolabın sebze bölümünde arkadaşlar korumanız lazım. Ama en kısa zamanda analize göndermeniz lazım. Şeyi unuttum. Toprak analizinde de arkadaşlar toprağınızı tamamen işte kardınız. İşte 2 kilo kadar elediniz. Tamamen içindeki maddeleri, toprak harici maddeleri ayırdınız. Mutlaka bez torbalara, beyaz bez torbalara adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, parsel numaranızı bez torba üzerine yazın arkadaşlar. Veyahut da şöyle yapabilirsiniz. Eğer bez torba bulamayan arkadaşlar, ama bez torba tercihimiz olsun. Bulamazsanız poşete, poşeti mutlaka delmeniz lazım arkadaşlar.
Yine onun üzerine bir zarf şeklinde yazarsınız. Tamamen adınız, soyadınız, telefon numaranız, parsel numaralarınızı da yazarsınız. Şimdi arkadaşlar bu tabi tahlilde en azından bak şöyle bir örnek vereyim. Doktora vardığın zaman kendini bir ifade ediyorsun. Doktor yani doktora diyorsun ki akşam böyle oluyor, sabah böyle oluyor, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yattığım zaman böyle oluyor. Doktor da ona karşı tahlile ve senin vermiş olduğun bilgiler doğrultusunda tam net teşhis koyuyor. Biz de aynı şekilde arkadaşlar, yani yaptıracak olduğumuz tahlilde ağacın yaş, yani ad, soyad, TC numarası, telefon numarası, işte ağacın cinsi, ekmiş olduğumuz ağacın cinsi veyahut da işte arazimizde hangi mahsulü uygulayacaksak bu mahsulün adı, yaşı, sulanıp sulanmadığı, bunları zaten toprak yapısını kendisi biliyor. Ama biz bu ağaçta neler yapıyoruz? Bunları en azından bunu not şeklinde arkadaşlar, açıklama şeklinde yazarsak onlar daha şey yaparlar. Yani neticeyi daha iyi alırlar. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi örnek olarak arkadaşlar bir nasıl yapacağımız, işte numuneyi nasıl alacağız, size görüntü olarak bunu göstereceğim. Şimdi normalde işte iki ağacın ortası arkadaşlar. Burada herhangi bir çöp, şu bu birikintisi veyahut da işte hayvan gübresi veyahut da kül gibi şeyler yok. Onlara dikkat ettim. Yüzeysel olarak arkadaşlar toprağın şöyle aynı zamanda da arkadaşlar geçen senenin fiisi toprağı nasıl yapmış. Ve toprakta solucan gördüm arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Normalde bu toprakta solucan yoktu. Geçen sene fi ektim arkadaşlar. Biraz da hayvan gübresi falan derken ona çok sevindim. Toprakta solucan görmek toprağın bereketlenmesi demek arkadaşlar. Şimdi toprağın yüzeysel olarak temizledim. Şimdi bel küremle toprağı kazıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toprağımı kazdım. Yaklaşık şu şekilde arkadaşlar, yani bel küreğimi indirdim. Hemen hemen şurada. Yaklaşık 40 santime yakın arkadaşlar, uygun bir kazım. Şimdi yüzeysel olarak toprağını aldım arkadaşlar. Daha sonra 40 santim çukuru kazdım. 40 santim çukuru kazdıktan sonra kek dilim arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle alacağım. Toprağımı şu şekilde alıyorum arkadaşlar, kenardan bu şekilde bastırarak aşağı kadar indirdim. Bu şekilde arkadaşlar yani kazmış olduğumuz çukurun daha sonra kenarından bel küremizi koyuyoruz. Pasta dilimi yukarıdan aşağı kadar tam tabana kadar arkadaşlar alıyoruz. Çünkü yüzeyi orta ve dip olaraktan daha sonra karma yapıp kovamıza veyahut da işte torbalarımıza koyuyoruz. Bunu 10 bölgeden yapacağım arkadaşlar. 10 bölgeden yaptıktan sonra hepsini karacağım. Daha sonra içerisindeki şu şekilde arkadaşlar ufak taşları, kökleri bunları ayıtlayacağım ve en son ortaya 2 kilo temizlenmiş toprak olup bunu tahlile götüreceğim.